itiraf ederek başlıyorum. Hiç çalışmadım bu bölüme. Genelde zaten yıllardır çok iyi çalışan, hazırlanan biriyim. Hiç çalışmadım. Dün gece oturdum böyle. Ay, içine almıyor beni. Çünkü almıyorum. Kafam almıyor. Anlamıyorum. Nedir bu, bir türlü öğrenmek de istemiyorum. Aman dedim, yarın gelsinler ya. Yarın gelsinler, kendileri anlatsınlar dedim efendim. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz ya. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yaparsınız bu hayatta? Oyun oynamaktan başka ne yaparsınız? Aslında oyun da değil tam olarak. Yani hem oyun oynamak hem de kreatif yayınlar, böyle yaratıcı, eğlence yayınları da yapıyoruz. Biz yayın yapıyoruz. İnternet üzerinden yayın yapıyoruz ve internet fenomeni olma yolunda da ilerliyoruz. Aslında internet fenomeniyiz. İnternette de tanınan kişileriz. Ama biraz daha oyun camiası tarafından. Şimdi bu biraz evriliyor. Tam olarak tarihçesine şimdi mi gireyim bilmiyorum ama. Bir Gözde'ye de soralım şimdi. Gözde tabii, en tabii. iyi kadın oyuncu seçildi. Bu Oscar almak gibi bir şey ama. En iyi kadın oyuncu deyince yani yok, yaptığı rolle değil. Aslında oyuncu değil. En iyi kadın yayıncı seçildim. Kadın yayıncı, pardon. Evet. Orada oyuncu... Ben oyuncu. Türkiye ve Balkan şampiyonuyum. Ben FIFA oynuyorum. İşte ya böyle evet, bir şey var ya. Yayıncılar... Bir kere bu en iyi yayıncı benim Gözde ya. Ne oluyoruz? En iyi yayıncı benim bu memlekette ya. Ne oluyoruz? Ben kimim? Özür dilerim. Ya geliyorlar, bizim koltuklarımızda yeri var mı? Başka türlü yapıyorlar bu işi. Nasıl yapıyorsunuz hocam? Biz kendi evimizde oturuyoruz. Bir tane canlı yayın platformunda. Oturuyoruz, yayınımızı açıyoruz. Yeri geliyor oyun oynuyoruz. Yeri geliyor Ferit'in dediği gibi kreatif yayınlar yapabiliyoruz. Hatta bunlar sadece bilgisayar başında kısıtlı kalmıyor. İşte Ferit'in de olduğu gibi iki arkadaşıyla birlikte projeleri oluyor mesela. Şehir dışına gidiyorlar, bir yerleri geziyorlar ki bunu dünya çapında da bir sürü insan yapıyor. Hem sana aslında gezme imkanı tanıyor, hem de sen gezerken bunu başka insanlarla paylaşıyorsun. Ve insanlar seninle canlı olarak anlık iletişim kurabiliyorlar. Anlık olarak seninle birlikte o anı paylaşıyorlar. Peki mesela bu yayınları yaparken, diyelim ki bizim burada yaptığımız gibi talk show yapabilir misiniz? Tabii ki. Evet. Tabii böyle ki. Dekor kurabilir misiniz? Kesinlikle kurulabilir. Evet, bu masayı yapabilir misiniz? Evet, yaparız. Şarkıcı markıcı çağırabilir misiniz? Zor. Ben çağıramam da yani çağırırsın ay, bence. Ay kim çağırdı bunları buraya konuk olarak ya? Bizim yaptığımız her şeyi yapıyorlarsa neden benim karşımda oturuyorlar şu anda değil mi? Neden hocam, fark ne? Ya ben arkadaşlara göre daha çok oyuncu kısmındaymışım. Ben yayın yapmıyorum. Daha çok profesyonel olarak oynuyorum. Onlara göre biraz daha farklı benim. Daha çok saatlere göre antrenman ayarlıyoruz biz. Antrenman yapıyoruz. Ve turnuvalar hazırlanıyoruz. Dijital onlar... platformlardaki oyunlarda. Evet, evet. Onlar daha çok yayın yapıp izleyiciyle kaynaşıyorlar, sohbet ediyorlar. Evet. O zaman sadece siz oyunlarda yoksunuz. Gerçek hayatta da bayağı o oyunları aldınız, gerçeğe kurguladınız. Evet. Ya aslında şöyle, oyunlar çerçevesi, streaming yani yayıncılık çerçevesi internette şöyle ikiye ayrılıyor. Biri e-spor, elektronik spor olarak geçiyor tam adıyla. Diğeri de influencing streaming. Yani bizim yaptığımız aslında o evet, ISO'dan ayrıldığımız kısım o oluyor. Evet. ISO tamamen e-sporla ilgileniyor. Ben de e-sporla eskiden ilgileniyordum ama şu an tamamen eğlence içerikli yayınlar. Aynı zamanda oyun da oynuyorum vesaire. İnsanlarla iletişim halinde olduğum bir yayın platformunda yayın açıyorum. Reklama gidiyoruz ama şu anda yaptığınız ve içinde bulunduğunuz şeyi severek mi yapıyorsunuz? Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Tabii bu bir ki. Tutku oluyor mu böyle evet, rüyanızda görmüş? Mesela bize vardır, yayına geç kalma korkuları vardır yayın yapanların. Rüyamda yayın hep geç kaldığımı görürüm. Sizin de böyle içinizde, damarlarınızda artık bu iş mi dolaşıyor? Tabii ki yani insanlarla iletişimde olmayı seviyoruz aslında biz. Çünkü biz yayın yaparken aynı zamanda insanlarla da iletişimde olabiliyoruz. Chatimiz var ve insanlar oraya yazı yazabiliyorlar ve ona direkt... reaksiyon verebiliyoruz, cevap verebiliyoruz. Ve anlık bu çok iletişim hoş. Kuruyorsun yani işte. Mahberi nerede Mahberi? Mahberi bugünden tezi yok, chat açıyoruz bana da. Oturduğun yerden şampiyon oluyorsun valla. Ya öyle görünüyor evet ama. Takımlara tabii, transfer oluyorlar. Bayağı transfer paraları alıyorlar. Manchester City, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bizim oğlan ne yapıyor? Bizim oğlan top koşturuyor. Ne diyor, ne anlatıyor, nasıl anlatıyor? Peki para var mı para? Evet, evet, öyle. Bilgisayarımı aldı, internetimi kesti. Oğlum yapma, etme, adam ol, oku. Rekorum 25 niye, saat. Niye yani deli mi kovaladı? Neden hocam ya? Yani denebilir. Niye? Bu yayıncılık, bu hikaye nereye gidiyor? Karnım ağrıyor, karnım
Bu jenerik müziği Selami Bey'in olabilir mi? Anime Japon. Neyse, korkma şimdi. Evet. Medya. Korktum şimdi. Hiç, hiç. Bize para versenize. Hafif bir eleştiri getireyim. Gözünü şöyle yapabilenler. Say maşallah. Anahtarımı bir... Yıkılıyorsunuz. Yıkılıyor. Çok şımarım bugün, çok şımarım. Çok şimdi iki erkek ortada da gözde oturuyor. Ama vallahi hiç öyle bakmayın siz onun burada böyle tatlış tatlış oturduğuna. Gelsin yağdır Cenk. Yandık. Saat 10 gibi. Kargo değil misiniz? Abi bir şey söyleyeceğim, bunu ben de denemek istiyorum ya. Bir dakika deneyeceğim, vallahi deneyeceğim. Olacak, olacak, olacak. Bekleyin, olduracağım. Aman hadi artık açıl! Ya Berke, Berke resmen beni raporladı şu an. Ya abi, bak şu an sinirlendim, açacağım bunu. Açtım. Öldürmeden çıkmayacağım ya. Sende silah vardı, keşke alsaydın. Adamın aldığı yer. You don't have enough space diyor. Ben bir şey kullan. Kaşar hala orada mı? Ay önümüzde adam var. Ben karşı takım. Ben karşı takım aldım. Böyle loot getiriyor, tamam mı? Bak bak neler bırakmış bak. 2x red dot falan bırakmış böyle. Benim ghostlarım geliyor benim böyle kafama kafama vuruyor. Bas kare, kare bas. Çok iyisin ya. Vallahi şahanesiniz, ne güzel oyun oynayarak böyle aslında. Evet. Tabii oyunculara, yani hem yayıncılara hem de oyunculara büyük bir hayranlık duyuluyor. Bu tabii Batı'da mesela Amerika'da daha da yaygın bir durum değil mi? Yani Avrupa'da yani normalde sen mesela Avrupa'da ya da Amerika'da belki sokakta yürüyemezsin. Yani şöyle Avrupa'da bize göre biraz daha ileriden gidiyorlar. Hatta şu anda ligler kurulmuş durumda. Hollanda Ligi, İngiltere Ligi. O yüzden daha çok tanınırlığı, popülerliği daha fazla Avrupa'daki oyuncuların bize göre. Yani şöyle açıklayayım ben orayı. Amerika'da yurt dışında yayıncılık çok daha fazla kitlelere ulaşıyor. Çünkü İngilizce yayın yaptıkları için çok daha fazla bir kitleye ulaşıyorlar. Biz Türkçe yayın yaptığımız için sadece Türkiye'de olan bir kitleye ulaşıyoruz. Düşünür müsünüz İngilizce yayın? Olamaz mı? Olabilir. Ya ben düşündüm açıkçası. Hani geçsem mi etsem falan diye, ama daha sonra... Hani bunu biraz danıştıktan sonra bu senin sonun olur gibi cevaplar aldığım için vazgeçtim. Şey bunu seyirciler mi söylüyor? Yok yani birkaç arkadaşıma sordum etme. Hani İngilizce stream'e geçsem nasıl olur, şöyle mi olur, böyle mi olur falan diye. Ama işimin çok daha zorlaştığı kanaatine vardım. En azından şu anda böyle bir şeye geçmemem gerektiğini fark ettim. Orası şöyle biraz da kültürler farklı olduğu için bir Amerikan kültürü. Avrupa kültürü farklı olduğu için o espriler, tabii biz de eğlendirmek zorundayız yayın yaparken. O espriler o kültüre bence erişemeyeceğimizi düşündüğümüz için genelde ters tepebilir. O yüzden öyle bir şey gelişmiyoruz. O toprağın esprileri bunlar çünkü. Evet, bizim toprağa ait espriler gibi. Evet. Yani orada peki o doğaçlama yaparken bu zor bir şey mi? O yayınları yaparken böyle anında zorlanıyor musun? Aksine mesela eğer bu bir video olsaydı ben buna daha çok zorlanırdım. O an anlık olduğu için kendimi daha rahat hissediyorum. O an herhangi ne bileyim komik bir şey olsa bile kendimle dalga geçebiliyorum. Bir şekilde toparlanabiliyor. Chat'imle birlikte, izleyicilerimle birlikte gülüp eğlenebiliyorum. Ve kendimi çok daha rahat, doğal hissediyorum. Çuvalladığınız oluyor mu hiç? Çok fazla. Böyle eyvah ben bu potu nasıl kırdım ya da ay ne salak bir şey yaptım şurada falan. Eskiden aslında çok rahat yapıyorduk yayınlarımızı. Çünkü az bir kitleyle. Yayın yapıyorduk. Çünkü 100 kişi, 200 kişi falan izliyordu. Ama artık bu rakamlar 10 binleri, 20 binleri buldukça
söylediğimiz her cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü her cümleden bilinç yiyebiliriz. O yüzden bazen oluyor gerçekten. İsmail Can yerindedin, bir bakalım mı görüntülerine şampiyonlukları kolejine? Evet. Büyük heyecan başlıyor. Bir tarafta Liva 7, diğer tarafta Yusuf Power. Kupa hangi takıma gidecek? Sağ tarafta taşıdı. Hernandez orada. Hernandez! Mane. Mane out oldu. Tabii artık Aniva bir sonraki karşılaşmayı düşündüğü için maçı bırakmış görünüyor. Yusuf Power rakibi Aniva 7'yi mağlup etmeyi başardı. Yusuf Power! Gol pozisyonu ve vardı 1-0. Müthiş. Thierry Henry geliyor. Henry ve 4 oldu. Tam bir Thierry Henry plasesi. İsmail'e tebrikler. İsmail Can yerinde. Konsolunda şampiyon oluyor sevgili seyirciler. FIFA 18 Multiplayer Balkan Kupası şampiyonu. Oturduğun yerden şampiyon oluyorsun valla. Ya öyle görünüyor. Evet, ama bayağı orada ter dökenleri gibi değil mi? Takımlara tabii transfer oluyorlar. Bayağı transfer paraları alıyorlar. Hı-hı. Ya bildiğimiz sanal futbol bu iş. Artık yani orada ben oyuncuları yöneterek oynuyorum ve para kazanıyorum. Yani aslında gittikçe büyüyen bir iş. Futbol takımların çoğu girmiş durumda şu an. Manchester City, Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Hepsinin FIFA oyuncusu var. Gittikçe güzel. Şu an hedefim Avrupa benim. Ama Kaç yıl oldu? 2 yıl oldu benim. Yani 18 olarak yaşında başladın. Evet. Ondan önceki amatörlük kaç yaşında başladı? Ben yani 12 yaşından beri oynuyorum sanırım ama öyle arkadaş ortamında, turnuvalarda. Eğlencesine yani. Annen ya da baban bir şey demediler mi? Ne yapıyorsun? Ne oyunu ya? Otur derslerine çalış oğlum. Yani tabii diyorlardı ama ben pek ders çalışan bir çocuk değildim küçükken de. O yüzden daha çok oyunlarla ilgileniyordum ama sonra yetenekli olduğumu fark edince turnuvalara katıldım ve başarı geldi. Şu anda güzel annen gidiyor. Annen arkadaşlar ne diyor? Sizin oğlan ne yapıyor? Bizim oğlan top koşturuyor. Ne diyor? Ne anlatıyor? Nasıl anlatıyor? Yani nasıl anlatıyor? İşte bizim oğlan Türkiye şampiyonu. Şunu oynuyor, bunu oynuyor diye. Zaten komşular tanıyor. Çocukları özellikle. İşte anne üst komşuda kim oturuyor biliyor musun? İsmail Can oturuyor işte. FIFA'cı başı. Oradan tanışıyorlar zaten. FIFA'cı İsmail Can tanıştırayım buyurun. Ya arkadaşlar çok para var mı bu işte? Şimdi şöyle, İsmail Can 20 yaşında, Gözde 20 yaşında, burada 25 yaşında. Birazcık daha deneyimli biri var sonuçta. Peki para var mı para? Para var, ben yani söyleyeyim. Bu yaşta genç, hani 20 yaşındaki biri için bence çok iyi kazanıyorsunuz, öyle mi buradan bakınca? Evet, evet, öyle. Maliye gerçekten peşinize düştü mü? Yani onun için yani, mi çekiniyorsunuz konuşmaya? Aralar, yo yo, bu aralar zaten öyle bir durum var bu arada, evet, gerçekten. Ama hepimiz zaten şirketimizi kurup, hı hı, o şekilde gelir vergimizi ödeyerek, evet, yapıyoruz bu işi. Gayet sağlıklısı bu zaten. Aynen. Evet. Yani öyle olunca kimsenin başı ağrımıyor çünkü. Yapılan iş legal bir iş. Vergi levhanızla beraber, şirketinizle beraber en doğrusu bu oluyor. En son YouTube'a bir öyle durumlar, hı hı, çıkmıştı. Evet. Bizim tarafta biraz daha yeni yeni olmaya başladı. Evet. Yeni yeni girmeye başladılar. Yeni yıldan sonra özellikle evet, daha çok dikkat yeni edilecek yeni diye. Yeni fark etmişlerdir. Evet, evet. Yani doğru. Yeni fark etmişlerdir. Ya kolay değil, bakmayın siz. O kadar çok yeni mecra açıldı ki, tabii devletin ki ya da maliyenin buna yetişerek, bunları fark ederek, bunları anlayarak hani yeni uygulamalar getirmesi de çok kolay bir şey değil. Yani ondandır. Peki ailelerin tepkilerini ben merak ediyorum. İlk size ne zaman başladın? Şimdi ben şöyle 2,5-3 sene önce ben, hı hı, pozisyonculuğu bıraktım. Yani ondan öncesinde niye de hocam, bir hocam pardon? Profesyonel oyunculuğu. Ha, profesyonel oyunculuğu. Pardon, pardon hocam. Evet. Genç yaşta bırakmışsınız aslında. Sizinki de tabii meslek zor. Aslında espor oyunculuğu belli bir yaştan sonra gerçekten bırakılması gerekiyor. Çünkü refleksler, el göz koordinasyonu azaldığı için artık kötü oynamaya başlıyorsunuz. Ben 2,5-3 sene önce bıraktığım ama ondan önce bir 5 senelik geçmişim var. Hı-hı. Espor geçmişim var ve ilk ailem tabii ki bilgisayarımı aldı, internetimi kesti. Oğlum yapma, etme, adam ol, oku. Ne bu oyun, oyun, oyun nereye kadar sözleri sürekli işittim. Ama hepsine göğüs gerdim. Ve yurt dışında eğer bu dereceye ulaştıysa bence Türkiye'de de her an yükselebilir espor dedim. Bu sektör yükselebilir dedim. Ve hiç bırakmadan devam ettim bunu yapmaya. Belli bir süre sonra ilk artık bir oyun şirketi
evimize geldi ve çekim yapması gerekiyordu. Esporcuların hayatı diye bir video için. Ve annemleri, ailemi turnuvaya davet etti. Turnuvada final oynayacaktık biz de. Çok pardon, nerede oynanıyordu bu final? Bosancı Gösteri Merkezi'nde offline olarak gerçekleşecekti turnuva finali. Ve oraya bütün ailem geldiği için oradaki ortamı ve işin ciddiyetini anladılar. Ve o günden sonra destek vermeye başladılar. Hatta o gün akşam yemek masasında taktikler vesaire konuşuluyordu. Oğlum şurada niye bunu yaptın vesaire. O finalde de yenilmiştik bu arada. İkinci olmuştuk. Kamera bak. Nerede kamerası? Burada. Kameram burada bak. Ailene söyle. Ne oldu falan demek istersen. Ne oldu? Para kazanmak. Yok. Gerçekten olayı anladıktan sonra bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Annem, ablam, abim. Bütün aileme. Öpüyorum onları. Çok anlaşılabilir. Yani buradan bakınca çok anlaşılabilir bir tepki ailelerinizin tepkisi. Tabii ki. Sana ne dediler? Ben aslında yeniyim. Yani benim Ferit gibi o kadar uzun bir geçmişim yok falan. Yani ben 1,5 senedir falan yayıncılıkla uğraşıyorum. Ama ilk yayıncılığa başlayacağımı ilk söylediğim insan abim ve kuzenim olmuştu. Ve her zaman en büyük destekçilerim de onlar oldu. Yani tabii ki herkes destekledi etti. Hani çünkü zaten ben onlara oturup bunu mantıklı bir şekilde anlatmadan muhtemelen başımın etini yiyeceklerdi. Ve ben anlattım, konuştum, ettim. Abimin zaten fikri vardı, biliyordu hani az çok nasıl işliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Ve gerçekten her zaman beni inanılmaz derecede destekledi. Her zaman hani benim çok iyi yerlere geleceğimi, her zaman çok iyi şeyler yapabileceğimi söyledi bana. Ki bunu çok senelerdir söyler. Yaptığım her şeyi de söyler ve her şeyi de destekler. Kuzenim ve teyzem de aynı şekilde. O yüzden fazla bir tepki almadım ama yayıncılığa başlamadan önce de oyun oynuyordum sonuçta. O zamanlarda babamdan çok tepki görüyordum. Oynama hani, ders çalış. Artık ders başımıza çalış. Başımıza oyuncu mu kesildin? Ne bu artık? Yeter. Uyumayacak mısın? Sabah okulun var. Yat uyuyor, yat uyuyor, yat uyuyor. Sürekli bu şekilde hani yeri geldi bilgisayarı zorla kapattırdığı oldu. Kapımı açıyor böyle bakıyor suratıma anlamlı. Nasıl bakıyor, nasıl yapıyor? Yapsana nasıl bakıyor? Yani onu çeşir. Yapamam muhtemelen. Şöyle sadece boş bir şekilde bakıyor. Yani açıyor kapıyı. Hayır, boş bir şekilde hani şöyle, babana bakmak istersen bak hani, kameranı oraya. Şöyle bakıyor. Sen bak bir babana buradan hani, boş bir şekilde. Böyle bakıyor. Neyse demiyorum bir şey diyor gidiyor falan böyle. Zaten işte 1,5 senedir de yalnız yaşıyorum. O yüzden hani bütün düzenim kendime göre. Ne zaman, neyin, ne şekilde istersen. Oo diyorsun 24 saat oynarım istersem diyorsun. Vallahi 25 günlük saat yayın yapmışlığım var. Rekorum 25 niye, saat. Niye yani deli mi kovaladın? Neden hocam ya? Yani denebilir. Niye? Çünkü izleyicilerim, ya şimdi birçok genci zaten bunu yapıyor. İşte 24 saat, işte 12 saat falan. Hı-hı. Hani eminim senin de vardır öyle bir 24 saatin falan. Var, iki tane var. Kesinlikle vardır. Her ama yayıncıdan çok, ama, geçiyor. Ama o yayınları yaptıktan sonra dedim ki bir daha yapmayacağım dedim. Gerçekten işkence bu dedim yani. Evet. Yok yapmadım ondan ya sonra. Ya peki bir şey yiyor musunuz o esnada? Evet. Hani, o özellikle, da mı kameralar önünde gerçekleşiyor? Ben yemek düşkünü bir insanım zaten. Hani onlar zaten alıştılar. Aksine ben yayında yemek yemediğim zaman gözde nasıl yemek yemiyorsun? Hadi git bir waffle söyle kendine falan diyorlar. Bizim neyimiz eksik ya? Mahir burada. Mahir bir şuraya bir şey getirsen ya. Yemek yiyoruz değil mi? Yani bir değil mi? Pilav üstü kuru, bir patates, bir şeyler olsa şurada yani. Bak görüyor musunuz? Onlar bizden daha şanslı. Yemeklerini de yayın yaparken yiyebiliyorlar. Evet. Televizyonculukta da bu özgürlük olmalı. Katılıyorum. Ya katılıyorum. Da eğer işsiz kalırsam sen yanında iş verirsin tamam, bana geliyorum. Hocam. Peki. Asosyal yapmıyor mu bu sizi? Yani arkadaş çevreniz kalabalık. Hayranlardan bahsetmiyorum. Arkadaşlarınız çok mu? Tanıdıklarınız, aileniz, hobileriniz, entelektüel faaliyetler, sinemaya gitmek, kitap okumak. Var mı böyle hani normal insanların yaptığı şeyler hayatınızda? Ya. Aslında bence o tamamen kişiye bağlı bir şey. Hı hı. O asosyallik konusu. Ben şahsen profesyonel olarak da oynuyorum. Aynı zamanda müzikle de ilgileniyorum. Sahne alıyoruz, bateri çalıyorum. Yani tamamen ben kişinin kendine ayırdığı vakit olarak görüyorum onu. İsterse ayırabilir. Asosyallikten çıkabilir yani oyuncu olan birisi. Bende de öyle. Gerçekten yani ben sadece yayın dışı bilgisayar başına oturmuyorum. Hı hı. Yayınlar dışında. Zaten bizim bir küçük bir grubumuz var. 3 kişiyiz. Buradan Kemal Şükrü'ye de selamlar. Onlarla beraber yayın da yapıyoruz mesela. 3 kişi de oturup bir yayın yapıyoruz. Öyle bir kanalımız var hatta. Boss Life adında. Ve o yüzden çok yakın arkadaşlarız. Aynı binada oturuyoruz bir de. Sürekli onlarla beraber dışarı çıkıyoruz. Muhabbet, sohbet, sinemaya gitme vesaire. Hı-hı. O tarz etkinlikler, konsere gitme. Bunları da yapıyoruz. Bence oyun oynamak, özellikle online oyun oynamak
tam tersine sosyalleştiren bir şey. Çünkü online oynadığınız için çok fazla kişiye bir anda erişebiliyorsunuz. Yani bir sesli iletişim programına girdiğim anda bir anda 10 kişiyle 20 kişiyle konuşabiliyorum ben. Ya işte bu konuşmak ne kadar konuşmak? Yani çok şey paylaşıp konuşabiliyorsun sonuçta ama mesela ben daha çok yüz yüze görüşme insanıyım. Hani yüz yüze konuşalım edelim. Ben onu daha çok seviyorum ve bu beni kesinlikle sosyalliğe itmedi. Tabii ki yeri geliyor hani saatlerce evden çıkamıyorum veya gün geliyor. İki gün evden çıkmıyorum ama bu hani yayından dolayı değil tamamen canım istemediği için evde oturayım, dinleneyim, hava soğuk, sıcak falan gibisinden. Onun dışında zaten hani uzun bir süre tiyatro eğitimi de aldım, tiyatroyla da uğraştım. Şu an şan dersine gidiyorum mesela, şan dersi alıyorum. Bunun dışında sırf kurs olarak da değil, dışarı çıkıp arkadaşlarımla gecede eğlenebiliyorum veya gündüz sinemaya gidebiliyorum, onu yapabiliyorum, bunu yapabiliyorum ve çok fazla arkadaş edindim. Yani bizim işimizi yaptığımız gibi siz de yapıyorsunuz. Aynı şekilde bir kesinlikle hayat yaşıyorum. Peki çok hayranınız var mı? Yani Gözde mesela sana çok aşık erkekler var mı? Peşinde olanlar, mesaj atanlar, Gözde bir penaltı da benim için at diyenler. Kaçırmazsan ya. Tabii. Ay Gözde'nin bir penaltısız hikayesi gelsin mi? Gelmesin. Offside ne demek? Sakın açıklama şaka. Ya da açıkla. Açıklıyor. Bir dakika öyle bir yaptı ki bir dakika. Tamam açıklamıyorum. Hadi açıkla hadi. Şimdi açıklamam kesin doğru lazım. Söylemeyeceğim hadi şimdi. Hadi söyle söyle. O ya, penaltıyı kaçırışına bakınca söyleme insanı ihtimali yüksekti. neydi? Bir oyuncunun rakip oyuncunun bir şeyine daha yakın olması gibi bir durumdu galiba. Öyle bir şey değil mi hocam? Ya? Ben açıklamayı yani ben de karıştırdım şu anda öyle bir söyledim ki. Öyle bir şeylerdi galiba gerçekten bilmiyorum. O yapılışını biliyor. Teorisinde yok. Ben sadece iki kere FIFA oynadım hayatım boyunca. Hani iki kere FIFA yayını yaptım ve iki kere oynadım ama çok keyif aldım gerçekten. Yani öğrenmek istiyorum açıkçası. Bence var sende o yetenek. Sen oradan da yürürsün. Başka takımlardan teklif de alırsın. İsmail Can'ın koltuğuna da göz dikersin. Her şey olabilir bence. Fiziksel kondisyon gerekiyor mu İsmail Can oynarken? Yani takımlar tabii. Takımların özel yemekçisi, sporcusu falan da oluyor. Yani sana böyle masaja geliyorlar mı? Böyle masaj, yok masaja gelmiyorlar. Sadece programlı olarak mesela örnek veriyorum. Sabah 9'da kahvaltıya kalkıyoruz. Öğlen yemeğimiz şu saatte, spora bu saatte gidiyoruz gibisinden. Dinç olmak için yapıyoruz öyle şeyler. Antrenman? Tabii. Ama o fiziksel antrenman değil tabii ki. Oyun için. Günde 2 saat ayırıyoruz minimum. Yani bir kol kasına ihtiyacın var mı? Yok canım. Ya da bir dirence böyle bir güçlü bir sadece dinç olmaya ihtiyacım var. Bence oyunlar için en önemli şeylerden biri konsantrasyon. Yani şöyle profesyonel takımların bu arada hepsinin sürekli bir antrenman programı oluyor. İşte sabah kalkıyorlar, bir kahvaltı yapıyorlar erken kalkıp. Daha sonrasında spora gidiyorlar. Sporunu yaptıktan sonra oturup bilgisayarda antrenman yapmaya başlıyorlar. Evet. Çünkü spor önemli. Dinç kalmak, konsantre olmak için, kafanı boşaltmak için çok önemli. Çünkü konsantrasyon asıl önemli nokta profesyonel sporcu oyuncular için. Evet. Bu da önemli noktalardan biri. Bir de oyunun yıldızları ödül törenine bir bakalım hadi. Öncelikle tüm adayları tebrik ediyorum ve yılın FPS yayıncısını açıklıyorum. Ferit Vıtıcın Karakaya. Bu organizasyonda beni aday olarak gösteren organizasyon sahibi çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Tebrikler. Yılın kadın yayıncısı Gözde Miyafit Demiral. Çok heyecanlıyım. Çünkü küçükken ekranlarda izlediğim gibi değilmiş. Böyle hep şey diyorlardı. Ne diyeceğimi bilemiyorum falan derlerdi. Ben de nasıl bilmiyor acaba ya falan diyordum ama gerçekten insan bilemiyormuş. Öncelikle beni buraya aday gösterenlere, oy verenlere, seçen jürilerime bu etkinliğe hepinize çok teşekkür ediyorum. Vallahi başka bir yerde böyle bir paralel evrende bir şeyler yürüyor işte değil mi? Başka bir dünya var. Başka kafalar var. Ama ne oluyor? Yapıyorsunuz bu kadar avantgard yeni dünya düzenine uygun. Çıkıp orada konuşmalarınız gayet klişe. Farklı bir şey söylüyor musunuz? Yok. Haklısınız. Neden? Öyle. Şimdi bu kadar genç 25 yaşında 20 yaşında ben daha başka bir şey beklerdim sizin kafalardan. Ama biz orada ilk
böyle bir şey olmuştu. Evet. Burada çok heyecanlandık. Biz daha yeniyiz falan yapıyormuşum. Hani ilk etkinlik, ben yani Ferit'i bilmiyorum ama ben ilk defa bir ödül alıyorum. Ve ilk defa böyle bir konuşma yapmam gerekiyor ciddi bir resmi bir ortamda. Hı-hı. Ve insan nasıl başlayacağını, ne diyeceğini, nasıl teşekkür edeceğini bile bilmiyor ki. Benim sesim titredi konuşurken artık böyle heyecandan. Ne olur ineyim artık falan diye düşünüyordum. O da birebir insanların karşısına çıktığınızda yaşadığınız duygu olabilir. Aslında birebir de bir yayıncılık olmadığı için ya da bir değil mi görerek seslenme olmadığı için belki onun heyecanı. Yok benimki öyle değil çünkü Hı-hı. ben tiyatro yaptığım için sahneye çıkmaya falan aslında çok alışkınım. Ama o apayrı bir şey yani. Ya o gerçekten. Ödül alıp insanların karşısında o teşekkür etmek, herkes böyle seni dinliyor. Evet. Ne diyecek acaba diye o bambaşka bir heyecan baskı. Bence. Baskı. Yolda tanınıyor musunuz yürürken gittiğiniz mekanlarda? Denk geliyor tabii ya. Ben kısmen. Çok değil. Çok değil. Ne kadar yani böyle 10 kişiden bir kişi falan mı? Yani genelde bir yere gittiğim zaman ya insanların bakışlarından anlıyorum. Genelde benim yanıma gelmeye çekiniyorlar. Daha sonrasında mesaj atıyorlar. Seni bugün burada gördüm ama yanına gelmeye çekindim gibisinden. O yüzden yanıma gelen insan sayısı az ama beni gören insan sayısı çok. Ferit senin çok... Oluyor yani. AVM'lerde özellikle çok fazla oluyor. Ama dediği gibi gözlerin çoğu kişi yanına gelmeye çekiniyor. O yüzden uzaktan böyle selam verenler var. İsmailcan sizin tabii... Genç kızlar da bayılıyordur size değil mi? Hayranlardır çok. Yok. Hadi ya. Yok mu? Yok hiç. Yani çok denk gelmedi öyle. Fazla da yolda genç böyle... Genç kız denk gelmedi? Fazla da yolda böyle çevirip de sohbet eden gelmedi. Bir kere denk geldim ben. O da AVM'de denk geldi. Abi ne haber ya deyip yanına gelenler oluyor tabii. Hadi ya şimdi tabii. Bu yayından sonra artar bu. İnşallah. Televizyonda gördük. Geçen gün oradaydınız. Tanıdım ben sizi. Olabilir. Bir yerden tanıyorum ama. Evet. Hatırladım ben sizi falan derler. Desinler. Ne olacak? Televizyonun gücü daha fazla hala. İstediğiniz kadar çırpın. Burada şey kıskanıyor kadın direkt. Kadın direkt kıskanıyor. Ama şu anlık. Şu anlık. Diyelim. Evet. Öyle mi? Nasıl yani? Göreceğiz. Göreceğiz. Size ne sıklıkla oluyor? Oluyor ya. Çok oluyor. Ama benim yani çok yıllar olduğu için oluyor yani her mecradan. 10 kişiden kaç kişi? Yani çok acayip. Hani bir köye de gitsem enteresan bir şekilde oluyor. Ki Bloomberg öyle hani Türkiye'nin bütün hani ABCD izleyici grubuna çok da hitap eden değil. Bazı yerlerde izlenemiyor ya da işte çok ekonomi diye böyle bir uzak duruyorlar, mesafeli duruyorlar ama ilginç bir şekilde ilginç yerlerde oluyor. İyiymiş. Yani yaklaşmayanlar da oluyor tabii. Sonra mesaj atanlar oluyor. Seni şurada gördüm. Şöyle yapıyordum gelmedim. Ya da gizlice fotoğraf çekenler böyle. Sizinle hiçbir ortak yanım yok arkadaşlar. Biz gidelim peki, o zaman. Tamam. Peki işin şakası bir yana. Hadi bana da rehberlik yapın şimdi. Evet. Nereye evriliyor bu iş? Bu iş, bu yayıncılık, bu hikaye nereye gidiyor? Şimdi günümüz gençleri artık... Hani yeni nesil çocuklar, gençler, hepimiz, ben de dahilim buna, hepimiz dahiliz. Artık zaten internete doğuyoruz. Yani ben mesela doğdum, benim 7 yaşımda bilgisayarım alındı. İlk bilgisayarım benim 7 yaşımda evime girdi. Hı hı. Ben oradan zaten böyle ufak ufak oyunlar oynamaya başlamıştım falan. Şimdi yeni nesilde de aynı şekilde. Çocuk böyle daha 3-4 yaşındayken bile eline tablet verilebiliyor. Oradan zaten işte giriyor mesela X... İşte kanalına, X bilmem nesine, işte ne bileyim bir video platformuna, ona buna giriyor derken oradan görüyor, izliyor ve herkes buna artık adapte olmaya başladığı için ki hani sadece genç kitle de değil, ciddi oranda orta yaşlarda da hani internete ilgi çok fazla ve bu da zaten yeni nesilde büyüdükçe ettikçe internet daha da yayılmaya başlayacak. Çünkü herkes her şeyi internetten bulabiliyor, ne bileyim. Bir şey öğrenmek istediğinde, bir şey izlemek istediğinde ki buna hani diziler, filmler de dahil. Hı hı. İnternette çok fazla oluyor. Onlar da aynı şekilde ilerliyor. Yani şöyle bir özgürlük var aslında, pardon. Bir özgürlük var internette. Yani isteyen istediği şeyi izleyebiliyor. Hı hı. Ve istediği an. O an. O yüzden küçük yaştan itibaren dediği gibi gözlerinde benim yeğenlerim var mesela 6 ile 9 yaşında. Sürekli tablette, YouTube'da. Hı hı. Bir yerlere, kanallara. 6-9 yine çok geç kalmışlar. 2 yaşındaki çocuklar YouTube'dan istediğini açıyor. Anne de öyle mama yediriyor çocuğa, yemek yediriyor. Evet, aslında o kanallar işte çok para kazanıyor mesela. İstediği o çizgi film kanalları para kazanıyor mesela. Yani YouTuber'lık da var
bu işin içinde. Biz yayıncı kısmıyız. YouTuber'lık aslında daha da eskiden evet. var Türkiye'de ve daha da yani maddi bir firma gelir sağlıyorsun. Örnek veriyorum, bir firma sponsor olmak istiyorsa daha çok YouTuber'a gidiyor. Hı hı. Biraz biraz şimdi firmalar bilgilendi. Ama size de gelecekler. Belki bir yıl sonra, iki yıl sonra bu da çok gelişen bir mecra evet. olacak. Evet. Yani artık bu iş oyundan çok daha çok iş haline gelmeye başladı. Hı-hı. Yani insanlar artık e-sporcu deyip bundan para kazanabiliyorlar. Ve kulüplerin içinde o kulübün bir oyuncusuymuş gibi baranabiliyorlar. Yani kulübün bir parçası oluyorlar. Hı-hı. Yurt dışında mesela Manchester City'nin bir oyuncusu var mesela. FIFA oyuncusu. Maçlara beraber gidiyorlar. Sürekli iç içeler ve o kulübün içinde. Yani bir işçi olarak gözüküyor artık, oyuncu değil. Oraya doğru kaymaya başlıyor. Yedek kulübesine falan alıyorlar mı seni hiç İsmailcan? Yedek kulübesine almıyorlar ama stat'tan izleyebiliyoruz tabii. Hayır, oyunun içinde. Oyundan çıkarıp seni. Ha yok canım. Hiç başına geldi mi? Kırmızı kart gördün mü? Sarı kart gördün mü? Bir daha dedirtmeyeceğim bir daha. Ne oldu burada? Konuşamıyorum. Kadın içten içe intikam alıyor. Ben sizi kendi yerime davet etmek gelmez isterim. Gelmez mi? Gelir. Hiç böyle yani o kırmızı kart, sarı kart gördüğün oldu mu? Yok, öyle şeyler yok. Aman ne kadar temiz çocuksun sen. Hiçbir şey görmemiştin. Yedeğe alınmıyor, kırmızı kart görmüyor, sarı kart görmüyor. Evet hocam, buyurun. Yok hocam, devam edeceğiz. Ya e-sporda, İso'nun dediği olaydan devam edecektim. E-sporda şöyle bir olay var. Yani çoğu kişinin de bilmediği. Turnuvaların ödül havuzları o kadar büyük ki. Ya bundan 3-4 sene önce bir oyunun turnuvasında 24 milyon dolar dağıtıldı. Birinci takım 11 milyon dolar aldı. Ya bu tarz rakamların döndüğü bir çok sektör aslında. Çok büyük paralar yani gerçekten. Evet. Ve izlenme sayıları da çok yüksek turnuvaların. Değil mi? Peki turnuva için değil sadece, bütün bu mecra için düşündüğümüzde hep gençlerden mi oluşması gerekiyor? Bizim de ucundan kıyısından bir şansımız olabilir mi mesela, belli bir yaş üstü insanlar? Olabilir. Yaşar neden yok olmasın aslında. Evet. Yaşar var mı peki aynen. bunu yapanlar, daha yaşı büyük olanlar size göre? Türkiye'de kim vardı? Sen... İşte ben bir tane ablamıza denk geldim, artık ne diyeyim bilemedim ama kırklarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 40-43 yaş evet. arası falandı diye hatırlıyorum. Hatta bir tane e-spor oyuncusunun annesi, Fatih'in. Aa. Evet, o da bir ara yayın açmıştı. Mesela yani. Tabii böyle birkaç yayın açtı etti. Sonra işte konuştuk annesi. Ya dedi, gençlerin işi daha çok sanki bana pek yaramadı falan dedi böyle. Ama birkaç yayını vardı mesela. Açtı etti falan. Hani... O şekilde girenler, konuşanlar, edenler oluyor. Yani yurt dışında çok var. Yayıncılık için olabilir ama profesyonel oyunculuk için yaş biraz tabii, sorun yaratabilir. Evet, evet. Refleks mi? Profesyonel oyunculuktan ayrı yayıncılık. Yayından, yurt dışında evet. çok var mesela. Bir tane dedemiz var. Grandpa Gaming diye. Bayağı 60-65 yaşında bir dedemiz. Helal oyun oynuyor. Olsun ona ya. 60 yaşa dede demezsen sevinirim yani. 60 yaş bildiğim 70, bayağı. Bence oy kullanma yaşı 60 olsun yani. Bayağı bildiğin genç. Kesinlikle. O karakter, o tip olduğu için ben dede dedim. Yok, yanlış ya, anlamayın. Siz neden izliyorlar peki? Yani ne veriyorsunuz? Farkınız ne? Üçünüze birden ben bu soruyu soracağım. İkisi de çok güzel, kaliteli oyun veriyor. İkisi de oyunları çok güzel oynuyor. Ben bilemiyorum. Konuşun beyefendi. İsmail de izliyorlar. İsmail izlemiyor. İsmail oynuyor diye. Oyuncuyu da izliyorlar yani. Futbol maçı izliyorlar. Yani şöyle... İnsanların karşısına çıkıyorsunuz ve tamamen insanların size ısınmasıyla alakalı. Hı. Yani o sempatiklik veya evet. başka bir şey, oyunu iyi oynaman, oyunu daha taktiksel oynaman veya oyunu casual oynayıp, yani normal oynayıp daha çok sohbet edebilmen, insanlarla iletişiminin kuvvetli olması. Yani bir yanınızı seviyorlar. Ve sizle ona bağlı kalıyorlar. Ne acaba, kendiyle böyle bir özdeş mi buluyor bir şeyleri? Kendine yakın hissediyor. Kendine yakın hissediyor işte. Karakter olarak Hı-hı. kendine yakın hissediyor. Çünkü genelde izleyenlerimiz oyuncu izleyenlerimiz olduğu için, ya ben de oyunu böyle oynuyorum, böyle sinirleniyorum veya böyle seviniyorum deyip kendini özdeşleştiriyorlar yayıncıyla. Yani ben kendi adıma konuşayım mesela. Ben ilk yayıncılığa başlayacağım zaman şunu söyledim ya, beni neden izlesinler? Ki hala mesela bunun spesifik olarak bir sebebini veremiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ben verebilirim. İzleyicilerimin söylediği şeyler şunlar. Hani evet, ben oyunların hiçbirini böyle aman aman çok üstün düzeyde oynamıyorum. Normal bir şekilde oynuyorum. Ya da bazen işte hiç oynayamadığım için sadece gülmek için izleyenler oluyor. Çünkü duygularımı uç noktalarda yaşayan birisi olduğum için tepkilerim hoşlarına gidiyor. Doğaldım ve bunun dışında bazen geceleri mesela sadece sohbet yayınları açıyorum.
o sohbet yayınlarına katılmayı çok seviyorlar. Çünkü gerçekten hani eğlence dışında ciddi ciddi oturuyorum böyle sohbet ediyorum. Normal günlük hayattan ne konuşursan buna her şey dahil olabiliyor. Her şey hakkında konuşuyorum mesela. O sohbet özellikle insanların çok çok hoşuna gidiyor. Ben çok arkadaşlara göre az yayın açıyorum. Hatta haftada bir belki açıyorum. Beni genelde bir şeyler öğrenmek için geliyorlar. Yani kimileri eğlenmek için gider bir yayına, kimileri öğrenmek için. Benim yayınlarıma daha çok bir şeyler öğrenmek için geliyorlar. Hani FIFA'da ne yapabiliriz gibisinden. Öyle ya, bunu diyecektim. Seni efendi bir oyuncu olarak buluyorlar mı izleyenlerin? Yani bazen tabii canlı yayında sinirleniyoruz tabii. Sen yapıyorsun öyle şeyler. Yani evet, oyunda olabiliyor. Evet. Yaptığın en kötü şey ne? En böyle çirkef, çamur ne? Çirkef olarak top, yani şey yaptım ben. Hani futbolda top zaman geçirirsiniz ya. Ben o zamanı biraz abartarak geçirdim. Ama onun dışında ya dediğim gibi küfür edebiliyoruz bazen. Çok nadir de olsa. Tabii bizim kurallarımız biraz daha rahat. Evet, evet. Biraz daha rahatız. O yüzden biz. Daha... Size rütük kuralları yok değil yok. Mi? Yok. Yok, hayır. Bakın, önümüzü açın artık. Açın önümüzü. Açın gençlerin önünü. Şey yoksa serbest. Bu gençler bizi yiyor. Yani özellikle mesela hani ikimiz adına konuşuyor. İkimizin de ben oyunlarda çok sinirlenebildiğini ve gerçekten çok komikle karışık sinirli tepkiler verebildiğini düşünüyorum. Evet. Hiç böyle sakin durduğumuza bakmayın. İkimizin dalıyor de gerçekten peki mesela böyle bayağı. Ya şu an uslu çocuklarız gerçekten. Yayınlarda bambaşkayız. Evet. Evet, çünkü sinirlenince ikimiz de ağız alınmayacak sözler söyleyebiliyoruz bazen. Ama bu tamamen oyun oynayan aslında herkesin sinirlenip arada böyle küçük şeyler çıktı ağzından. Evet, yani olabiliyor yani. Herkes gerçekten ya yayın açsa da açmasa da her insan o an bir şeye gerçekten oyuna kaptırıyor kendini. O oyunu mesela kazanmak istiyor. Ve orada en ufak böyle saçma bir şey yaşandığı zaman çıldırabiliyorsun. Hmm. Ve bu her insanın verdiği doğal tepki olarak düşünüyorum ben yani. Sadece bize özel değil. Çok sıkı bir adrenalin tabii hikayesi var üçünüzün yaptığı işte de. Evet, yani bir de şöyle bir filtreleme getirebiliyoruz aslında. Hani bizim yayın yaptığımız siteye girerken 18 yaş üstü sen kabul et diye bir filtreleme evet. gelebiliyor. O yüzden çoğu hani küfür eden veya tütün kullanan yayıncılar o filtrelemeyi getirerek yayın yapıyor. Tabii sizin serbestiniz daha farklı oluyor gibi. Başınıza gelen en kötü şey, en nahoş hikaye, tepki ne oldu? Erik'ten başlayalım mı? Benden mi? Evet, o düşünürken düşünüyordum tam. Düşünüyordum ben tamam. Benim üzerime oynuyorsunuz. Peki. En büyük sensin ya ondan. Onlar kardeşlerin. Yani başıma gelen en büyük şey herhalde yayında deprem olmasıydı. Ben yayındayken bundan yaklaşık 4-5 sene önce İstanbul'da böyle ama 4-5 şiddetinde bir depremdi. Tuzla'da oturuyordum ailemle. Yayın açıyordum ve yayın sırasında tam oyundayken deprem oldu ve oyunu bırakıp çıkmaya falan çalıştık. Böyle annemi çağırdım. Anne deprem oluyor falan, neredesin? Annem yoktu evde, panik oldum falan. O sırada yayındayım tabii. Herkes oyunda karakterleri bıraktı. İşte herkes gitti herhalde, çıktı dışarı diye. Bayağı da sallamıştı. Böyle bir ilginç bir anımdı. Korkmuş bir anımdı. Benim başıma gelmiş en kötü şey... Bilmiyorum gerçekten, çünkü sanırım böyle gerçekten çok kötü diyebileceğim bir şey yaşamadım. Hı hı. Hani genelde zaten dediğim gibi mesela benim için en kötü şeyler zaten izleyicimin benden korku yayını istemesi. Benim için en büyük kabus, çünkü ben inanılmaz derecede korkuyorum. Ama onun dışında hiç böyle çok kötü bir olay yaşamadım. Bir şeyler döktüğüm oluyor, bir şeylere çarpıp düşürdüğüm oluyor. Onda bir şey yok oluyor. Ya o kadar. Ama yok yani hiç öyle çok kötü. Burada da olabilir yani şu anda hani çarpıp dökebiliriz. Yani kötü haber alıyorsun en fazla falan. O cins şeyler olabiliyor. Benim ben için. De aynısını yaşamışım. Deprem oldu bende de. O arada maçtayım ve maçtan oyuna çıktığınız anda mağlubiyet alıyorsunuz. Ben oynarken bir koltuk sallandı, dedim herhalde şey oldu, ne bileyim komşu mu vurdu alttan, bir şey oldu sandım. Baktım bayağı kaymaya başladım, ben gidiyorum. Hemen bıraktım kaçtım, bir de o zamanlar tekim evde. Hemen kaçtım çıktım korkudan ben yani. Ben bırakmamıştım. Oyuna bırakmadım. Dönüp yenmiştim hatta. Sen helal olsun. Onlar gitmişti çünkü diğer oyuncular. Tek başına oynuyor bitirdim. Peki yani dünyanın evrildiği yer anlamında artık bu... Virtual reality dedikleri hani hikayeye de gidiliyor değil mi giderek? Bu evet. da herhalde bundan sonraki hayatımızda çok daha etkin olacak gibi görünüyor. Evet. Evet, yani VR'ın aslında gaming olayında, oyun dünyasında yeri şu an
çok daha büyük hale gelmeye başladı. Her yerde aslında büyüyor. Evet, her yerde büyüyor ve bunun aslında esporu bile yapılmaya başladı. Hı-hı. Ligleri kurulmaya başladı. Ben de şaşırmıştım geçen. Turnuvası yapılmış. VR turnuvası ve maşallah, insanlar bayağı VR oyunları var. Hı-hı. O oyun üzerinden turnuva yapmışlar. Ve merak etmiştim, izlemiştim. Çok da eğlenceli gözüküyordu. Bir yandan da fiziksel olarak da efor sarf ediyorsunuz tabii onda. Orada o da var değil mi? Evet. Bir tane gözlük gibi bir şey takıyorsun. Kafaya ve takıyor. O yani. O kadar gelişti ki şeye düşünmeye başladım ben. Bir alet yapacaklar. Onu duracaksın böyle. Şu anda ayağında burası mı sallanıyor? Biri masaya mı vuruyor? Ben vuruyordum. Ha, ne oldu? Deprem olabilirdi ama yayını terk ettik mi? Etmedik. Ya gerçek bir yayıncı yayını hiçbir koşulda terk etmez Ferit Bey. İşte. Bravo. Ben de terk ettim ama. İşte acaba. Acaba dedim benim oynadığım oyuna uyarlanabilir mi? Ayağında kramponlar, düşünsene top var önünde. Bayağı VR'dan oynuyorsun hani. Bence olur gayet. Niye olmasın? Gelecekte. Bu arada gelir ama işte. 11 kişiyi yönetiyorsun ve hı-hı, işte onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Yaparlarsa tutar mı acaba, nasıl olur? Eğlenceli olabilir aslında. Teknoloji yani, inanılmaz çünkü ya. Çünkü boks evet, moksu yaptılar. Boksun vesaire var. Hani boksta belki iki kişi daha kolay yapılabiliyor ama evet, 11 kişisi 11 var onun. Kişi hakem belki olacak. Aa, hakem. Tabii. Hakem de onda olacak. Hakem orada olacak. E karşıda da bir 11 kişi olmayacak mı? Evet. Yani 22 kişi. Ama sonuçta oynadığınız zaman ben ve sen mesela birebir oynuyoruz. Bir yerden yönetiyorsun. O kadar yani şey olarak lokasyon evet, o evet, açıda topu evet, kaybetmem anlamındaki aynen, orada iki kişi. Olabilir. Yapılır. Aslında. Bence seneye öbür yıla falan gelir bunlar hocam. Ya siz demode olursunuz. Kendinizi yenileyin. Evet. Biz bakalım, yaşlanmış oluruz değil mi? Çok acı. Oldu o zaman. Görüşürüz. Evet. İyi akşamlar. Şimdi burada kötü olan ben miyim? Aslında onu demek istememiştim ama. Çevirsen neyi demek çevir, istemiştin? Yok yani bizim de artık modamız geçiyor işte o anlamında demiştim. Herkesin gelir geçer, bizim kesinlikle, geçmez. Reklamlar. Aslı bu ne iş? İşin aslı. Güzel program. Hoş geldiniz. Zor bir konuk değil mi? Birinci program. Selamıcığım, yakında oğlum oluyor. İsim babası ben olabilir miyim? Şöyle diye gittim. Ulan ne adamsın ya. Brokoli var, brokoli var falan. Kızım ne diyorsun ya? Her şey havalandı bir anda. Çamını biçip duyuyorduk biz. Burada olmak gerçekten çok güzel yani. Şimdi tabii İsmail Can'la beraber Gözde bize kitaplarını getirdiler. Sonra Ferit dedi ki ah ben unuttum dedi. Ondan sonra zaten yayına da biraz geç kaldı. Buradan kitap baktı. Bunların hiçbirini bilmiyor zaten. Ne getirdiniz siz? Ben Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresini getirdim. Benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Çünkü Oscar Wilde burada yani 3 ana karakter var ve bunları olmak istediği kişi, olduğu kişi ve insanların olduğunu sandığı kişi olarak ayırarak yazmış mesela ve hikayesi gerçekten inanılmaz hoşuma gidiyor. Ben bir tarih kitabı getirdim, Hesaplaşma diye. Hı-hı. Dünya Savaşı sırasında, Birinci Dünya Savaşı, Hitler, Churchill, Stalin arasında geçen olayları anlatıyor. Tarih seven arkadaşlar için güzel bir kitap bence, çok hoşuma gitmişti. Peki, sizin kitabınız nerede? Ben bizzat getirmedi, kendim tekrardan tembel öğrenci, orada ne oldu? Oyuna dalmış. Hocam ben bir daha getireceğim. İşin gücün söz, oyun Ferit. Peki hocam. İşin gücün oyun. Özür dilerim. Bir gel bir yüzünü görelim şurada otur yanımızda. İşin gücün oyun. Peki sosyal sorumluluğa dokunuyor musunuz? Çok fazla aslında, oluyor. Aslında evet. Aslında yani. Neden? Çünkü mesela bizim planlarımız da olan bir şey aynı zamanda. Benim üç arkadaşımla beraber yaptığımız bir proje. İstediğimiz yerden yayın yapabiliyoruz. Bizim bir sistemimiz var sırt çantasıyla beraber. Dışarıdan yayın yapabiliyoruz. Ve bunu işte huzurevidir, çocuk esirgeme kurumlarıdır. Oralarda gönüllü olarak bir günlük çalıştığımız yerlerde, çalışabileceğimiz yerlerde o şekilde bir yayın yapmayı planlıyoruz. Bunu yapanlar da var. Ve Twitch'te. Bunun dışında aynı zamanda yayın açıp mesela Donate Bar denen bir şey var. Hani belirli bir miktar koyuyor. Mesela diyelim 5.000 lira. O 5.000 lirayı belirli bir sürede toplamaya çalışıp o parayı bir yerlere bağışlıyor mesela. Hani bu tarz bağışlar falan da oluyor kurumlara. Evet.
Benim oyun bakımından yok ama mesela yani sosyal hayatımda müzik grubum var demiştim. Evet. Geçen bir konser vardı, orada bütün barışları mesela dağıttık yani kurumlara. Süpersiniz valla, iyi ki geldiniz, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, ağırladığınız için çok sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Çok çok paralar kazanın, çok çok güzel işler yapın. Çok teşekkür ederiz. Ama bizi geçmeyin. Milyonlarca dolar dökülerek yapılmış bir stüdyo. Milyonlarca dolar dökülerek alınmış bir uplink. İşte bunlar som altından anahtar. Bunlar için tabii ki.